sorulan bize tedavim gerçekleşti ama tekrarlama olasılığı var mıdır? Aileme radyasyon ışın tedavisi aldığım için bulaştırır mıyım? Torunlar var ya da çocuklarım var ya da kalabalık ailedeyim diye gelen sorular var. Mutlaka size de soruyorlardır hocam. Kesinlikle. Sizlere sormamız için bize yazılan soruların içinde yer alan soru başlıkları. Şimdi hastaların en çok sorduğu şöyle bir şey oluyor. Hasta tedaviye giriyor. Radyoterapi cihazına girip çıktığı zaman hiçbir şey hissetmiyor. Hocam ben bir şey olmadım ki, girdim çıktım yattım. Yani tümörüm ne oluyor diye. Bu hücre bazlı bir küçülme olduğu için o zamanla küçülüyor. Tedavinin özellikle 3. haftasına doğru daha fazla küçülme hızlanır. Bunun haricinde hastaların özellikle gripli olan, gribal enfeksiyon, enfeksiyon, bulaşıcı hastalığı olan kişilerden uzak durmasını istiyoruz. Ve sizin dediğiniz gibi en çok gelen soru da eve ışın götürüyor muyum? Torunumu sevebilir miyim? Çocuğumu sevebilir miyim? Bunları daha çok soruyorlar. Telefonu da yönetmenim uyarıyor. Telefonla ilgili de kullanabilir mi ya da yan etkisi var mıdır diye sorular. Kesinlikle o sorular da geliyor. Eve ışın götürmüyor hasta. Doku içerisinde kaldığı için hani kan yoluyla damardan uygulanan bir radyasyon değil bu. O yüzden hani idrarla veya terle dışarı atılacak bir radyasyon olmadığı için eve ışın götürmüyor, doku içinde kalıyor. Telefon kullanımını da dikkatli yapmak gerekir. Özellikle bu dönemlerde yani tedavi sırasında hastanın immün sistemi düşük oluyor. Moralleri de zayıflıyor. O yüzden kullanımı minimumda tutup ihtiyaç dahilinde telefon kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Onu ayrıca detaylarıyla konuşuruz sizlerle telefonla ilgili. Onkoloji hastalarının, kanser hastalarının tedavisi sırasında aile desteği hastalarımız için çok önemli. Şöyle oluyor, hastaya kanser teşhisi konduğu zaman, konmadan önce belki hasta daha o güne kadar hiçbir şekilde doktora gitmemiş oluyor. Hiçbir şekilde yani ilaç bile kullanmamış oluyor. Birden halk arasında gördüğü böyle korkutucu, ürkütücü bir tabloyla karşılaşıyor. Ve burada da moral olarak, destek olarak birisinin elinden tutması gerekiyor. Onun için biz onkolojide tedavi ederken, hastalarımızı tedavi ederken radyoterapide mutlaka bir onlara bir aile gibi destek olmaya çalışıyoruz. Ekip olarak destek olmaya çalışıyoruz. Ama kendi ailelerinin de içerisinde eşi olsun, çocuklarının olsun, işte torununun, yakınlarının onlara moral olarak destek olmalarını mutlaka öneriyorum. Buna onların kendilerini belki ifade edemiyorlar, çok sinirli davranıyorlar, çok gergin davranıyorlar, çok üzgün davranıyorlar. İstem dışı yüz ifadeleri, evet. Sanki yakınından yardım istemiyormuş hissine kapılıyor aile bireyleri. Böyle yapmasınlar, mutlaka destek olsunlar, tedavi gören yakınlarına mutlaka destek olsunlar derim. Bu çok önemli. Moral, motivasyon. Tedavinin gidişatı için bu çok önemli. Psikoloji. Kesinlikle. Çok kıymetli bu önemli. Dönemde. Evet.